Son olarak şöyle söyleyeyim Dilek Başkanım, gerçekten Türkiye'nin yani çok güzel hizmet veren kanaat önderlerinden birisiniz, yani hiç abartsız. Bir de Cumhurbaşkanımıza yakın isimlerden birisiniz. Yani engellilerimizin şöyle sorunları var, yani bize sürekli yazdıkları, bunu da size aktarayım istiyorum. Çok isterim. Yani kamudaki çalışma kotalarının %3'ten %6'ya çıkarılmasını tüm engelli camiası çok ciddi anlamda talep ediyor. Yani bu çok ciddi şekilde önemli ve bu EKPSS atamalarının daha yüksek sayılarda olmasını çok önemsiyor engellilerimiz. Hani bu konuları da siz yani üst yetkili makamlardasınız. Yani oralarda çok rahat irtibat kuruyorsunuz. Oralara da bu sorunları iletirseniz çok memnun oluruz. Evet, ilk EKPSS sınavından sonraki yaşanan handikapları ben Sayın Cumhurbaşkanımıza Deniz'e geldiği zaman ciddi bir mücadele ederek hem eline dosyayı vererek hem kulağını anlatarak bir ciddi bir sorunu birlikte aşmıştık. O da sağ olsun, yanındaki ekibine de çok teşekkür ederim. O dönem onunla birlikte görev alan büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. O sorun bir diğer EKPSS sınavında çözülerek yapılmıştı. Ben EKPSS kurslarının atamalarının daha fazla olmasını çok temenni ediyorum. Çok isteyen insanlardan bir tanesiyim. Ama puanlarının da düşürülmesini, yani 80 puanla 90 puanlarla atanıyorlar maalesef. Bunun 60'lara kadar inmesini ben çok arzu ediyorum. Ve bu konuda da elimden ne gelirse her zaman bana düşen ne varsa nacizane, her zaman elimden gelen desteği veriyorum ki o dönemden başlamıştır bu mücadelem zaten. Her zaman yaparsınız. Emrinizdeyiz. Her zaman emrinizdeyiz. Kanımızın son damlasına kadar diyorum. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Ben büyüklerime onu söylüyorum her zaman, devlet büyüklerimize, yerel de çalışan belediye başkanlarımıza, diğer büyüklerimize. Dilek Kahveci olarak şahsım adına hiçbir zaman gelmem ama bir engelli kardeşim adına sabaha kadar kapınızın önünde oturabilirim diyorum. Ve telefonumuz çaldığında da onlar şunu söylemişti toplantıda. Telefonum çaldığı zaman Dilek Hanım arıyorsa ne istediğini biz zaten biliyoruz diyorlar. O anlamda da çok gerçekten hepsine çok çok teşekkür ederim. Evet. Bütün büyüklerimize de. Sayın Cumhurbaşkanımıza da o dönemki o duyarlılığından o hemen çözülebilirliği sisteme aldığı için de ayrıca minnettarız, çok çok teşekkür ediyoruz. Zaten engellilerimiz Sayın Cumhurbaşkanı'na ayrı seviyorlar. Onlar gönül gözüyle baktıkları için kalp gözleri, gönül gözleri çok açık. İyiyi kötüyü çok ayırt ediyorlar ve doğruyu yanlışı çok iyi ayırt ediyorlar. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten çok büyük bir teveccühleri ve sevgileri var, aşkları var. Onu defalarca, defalarca yaşadım ve gördüm. Benim oğlum da engelli ve oğlumdan da biliyorum. Gerçekten bu sevgi hiçbir şeyle satın alamazsınız. Sadece onlara dokunarak satın alırsınız ve gönüllerine girerek satın alırsınız. Onlara alırsınız o sevgiyi. Hiçbir şeyle, dediğim gibi, bunlar hiçbir şekilde satın alınamaz ve Allah razı olsun elini taşın altına koyan herkesten diyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok sağ olun. Hanım. Her çok zaman evinizdeyiz. Çok sağ olun. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, saygıdeğer izleyicilerimiz, gerçekten yani Türkiye'de engellilerle ilgili nasıl sorun olursa olsun böyle kanaat önderlerimize anlata olacak. Gerçi hani marifette iltifata tabidir. Yani buraya çıkarttığımız her insanın Türkiye'de çok büyük hizmetleri var. Yani bu hizmetler kolay da olmuyor. Yani evlerinden, işlerinden her anlamda böyle feragat ediyorlar.